Ekranda gördüğünüz platformun adı deney kartıdır. Breadboard ya da deney boardu olarak da bilinir. Bilimsel ve mühendislik projelerinde tasarlanan devre üretilmeden önce devrenin denenmesi için kullanılır. Kabloları lehimlemeden birleştirme imkanı sunduğu için kullanıcıların devre üzerinde hızlı değişiklikler yapmasına olanak tanır. Genellikle öğrenciler, araştırmacılar ve mühendisler tarafından tercih edilir. Şimdi deney kartına biraz daha yakından bakalım. Deney kartının yüzeyi küçük deliklerden oluşur. Bu delikler devre elemanlarının kolayca yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. İçerisindeki bağlantılar sayesinde bu delikler elektriksel olarak iletken bölgeler oluşturur. Biraz da iç yapısını inceleyelim. İletken kısımların ağzında içine yerleşen metali kıstıracak bir geometri bulunur. Böylece deliklere yani pinlere yerleştirilen devre elemanları ile hat birbirine sıkıca tutunur ve temassızlık gibi bir sorun yaşanmaz. Bağlantı hatlarını inceleyelim. Öncelikle güç hatları. Kırmızı ve mavi çizgilerle belirtilen bu hatlar devreye enerji sağlamak için kullanılır. Genellikle şerit boyunca temas halindedir ve platformun tamamına elektrik sunmaya hazır olacak şekilde yerleşmiştir. Terminal satırları İç bölümde bulunan terminal satırları bileşenlerin birleştirilmesi için kullanılır. Her numara yazılı satır üzerindeki 5 adet delik birbiri ile temas halindedir. Deney kartı nasıl çalışır? Deney kartı, kablo veya devre elemanlarını birleştiren bir platform olarak işlev görür. Elektronik elemanlar bağlantı deliklerine yerleştirilir ve istenilen devre oluşturulur. Bu sistem, bileşenlerin kolayca değiştirilmesini veya farklı kombinasyonlarla denenmesini sağlar. Hadi, birlikte devre kartını kullanarak ilk projemizi yapalım. Basit bir led yakma devresi tasarlayalım. Gereken malzemeler şunlar: 1 adet led, 1 adet ikili kalem pil yatağı, 2 adet kalem pil, deney kartı kabloları ve tabii ki led'i korumak için 1 adet 220 ohm direnç. Kartı kullanırken projenizin boyutlarına uygun bir yerinden başlayın. Olabildiğince az yer kaplayın ve olabildiğince az malzeme kullanın. Bu sayede düzen ve organizasyon açısından hata yapma ihtimalini azaltırsınız. Öncelikle LED'in eksi kutbunu 3 nolu terminale, artı kutbunu ise 4 nolu terminale yerleştirin. 3 nolu terminal ile güç hattının eksi kolunu 220 ohm direnç kullanarak birbirine bağlayın. 4 nolu terminal ile güç hattının artı kolunu bir kablo kullanarak birbirine bağlayın. Güç hattına elektrik verin ve LED'in yanıyor olduğunu gözlemleyin. Eğer bu tür projeleri aydınolojide daha sık görmek istiyor, çok sayıda ve son derece ilginç projelerin son derece kolay anlatımıyla buluşmak istiyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorumlarda proje fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.